Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersül hadi vel hamsune ba'del mi'e min kitab-i imtihanil ezkiya. Bugün İmtihanul Ezkiya kitabının 151. dersini okuyoruz. Dile ve minhu kavluhu ta'ala. Oraya gelmiştik. وَمِنْهُ o تَقَدُّمُ تَخْتِرِدَنْدِرْ yani merci'in, demirin merci'in takdiden, takaddümündendir kavluhu Teala. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Şimdi buradaki hanın merci'i takdiren, takdiren değil, hükmen mukaddemdir. Hakikaten hükmen geçmiş mi? Diyor, evet. İzin nüzulü fi leyletil kadri letiye fi ramadane. Kur'an'ın nüzulu Ramazan ayındaki leyletul kadirde olması bu delilun ala ennel münezzele huvel Kur'an. Münezzel nedir? Kur'an'dır. Anlıyorsunuz değil mi? Münzele. Ala ennel münzele inzal edilen huvel Kur'an'u nedir? Kur'an'dır. Ha delilun ma kavlihi ta'ala. Kavlihi ta'ala ile beraber delil olur. Şehru ramadane lezi unzile fihil Kur'an'u. Bununla beraber delildir. Nasıl bununla beraber delil olur? Şimdi şehr-i Ramazan lezi unzile fihi'l Kur'an'u. Burada ne anlaşıldı? Kur'an Ramazan'da indi. Ramazan'da indi. Kadir Gecesi. Peki inna enzelnahu fi leyletil kadir. Kur'an'ı leyletul kadirden nazil ettik. Leyletul kadir nerededir? Ramazan'dadır. O zaman Kur'an Ramazan'dadır. Burada da diyor biz Leyletul Kadir'de nazil etmişiz. Ya Kur'an Ramazan'da nazil olmuş. Biz Leyletul Kadir'de nazil ettik demek sanki biz Ramazan ayında nazil ettik. Sanki biz Kur'an'ı Ramazan ayında nazil ettik anlamına gelir. Şimdi burada serahten Kur'an Ramazan'da nazil olmuş demiş mi? Evet. Burada inna zennâ fi Leyletul Kadir. Leyletul Kadir demek Ramazan demek değil midir? Ramazan demektir. Ramazan'da ne nazil olmuştu? Kur'an. O zaman inna enzelnahu hu demir Kur'an'a gidiyor. Hükmen Kur'an geçmiş gibidir. Muhammed Hoca anladınız mı? Ma kavlihi ta'ala ve minhu kavluhu ta'ala ma kavlihi ta'ala. Orayı mutalak edebiliriz. İyi değil. Delilun ala ennel munzele huvel Kur'anu ma kavlihi ta'ala. Oldu mu olmadı? Delilin mutabık. Evet. Yani nüzul iletul kadirde delildir ma kavlihi ta'ala. Bununla beraber delildir. Nüzul diyor leyletul kadirdedir. Bu delildir ki ha Kur'an'a gidiyor. Ama tek başına delil değil. Niye başka ayet de diyor Kur'an Ramazan'da nazil olur. Burada da diyor biz Leyletul Kadir'de nazil etmişiz. Leyletul Kadir'de Ramazan'dadır. Sanki biz Ramazan'da nazil etmişiz. Başka ayette de Ramazan'da Kur'an nazil olmuş. O zaman enzelnahu'nun demiri hükmen mukaddem olan Kur'an'a gidiyor. Başka ve keza kavluhu ta'ala ma tereke ala zahriha min dabbetin. Ma tereke ala zahriha min dabbetin. Şimdi diyor, biz diyoruz ki Allah-u Zülcelal yeryüzünün zahri üzerine bir hayvanı terk etmemiş. Ha arda gider. Ardın zikri hükmen geçmiş. Hakikaten geçmiş mi? Bunun delili ne? Hani geçmiş demek
Şems'e delalet eden delil olduğu için sanki geçmiş diyoruz. Evet diyor, fene zikre dâbeti. Dâbetin neyi? Zikri. Ma zikri zahrin. Ala zahriha. Zahir geçmedi, geçti. Dâbet geçiyor. Bu ikisi, zikru dâbet ma zikru zahir delle ala ennel murade zahrul aradîm. Murad nedir? Zahrul ardır. Çünkü diyor, dâbetin zikri geçti. Evet, zahir geçti. E peki dâbet nerede yaşıyor? Zahrul ard. Ardın üstünde yaşıyor. O zaman buradaki zahirden de murad, neyin zahiri olabilir? Ardın zahiri olabilir. Zahirin zikri, o dâbetin zikriyle beraber delildir ki, hanın merci'i nedir? Şems'i. O zaman hükmü ardır. O zaman hükmen ardın zikri geçmiş. Ve keza yine üçüncü bir misal. El fena'u ma'lefseti ala fi kavlihi ta'ala. Kullu men aleyha fan. Şimdi fani. Ne fanidir? Dünya fani değil mi? Evet. Aleyha. Bak ala üstünde. Bütün kullu men aleyh, canlılar aleyh neyin üzerinedirler? Semanın üzerine midirler? Hayır. Kamer üzerine midirler? Hayır. Şemsin üzerinde midirler? Hayır. Hayır. Neyin üzerinedirler? Ardın üzerinedirler. O zaman fan kelimesi men aleyha ile beraber neyin delilidir? Hanın. Merci'i ard olduğunun delilidir. O zaman hükmen ard geçmiş. Oldu. Tekrar edeyim burayı. Fihi bu kıyleden fihi enne ba'de dali lemma teakhere dalın bir kısmı muakhar olunca örnek ma tereke ala zahriha min dâbetin. Burada delil nedir? Delil dâbettir, zehirdir. Dâbet ile nedir? Zehirdir. Peki dâbet, zehir, ha'dan sonra değil mi? Bak delil bir kısmı zehir mukaddemdir, bir kısım muahherdir, öyle değil mi? Kullu men aleyha fan. Hanın merci ard olduğunun deliline aladır, fenadır. Bir kısım demirden muakhar değil mi? Muakhardır. Ha enne ba'de dâli lemma teakhere muakhar olunca keyfe yukalu innel medlule mutakaddimun zikruhum manen. Daha delil gelmemiş tamami olarak. Medlulun zikri manen mutakaddimdir. Bunu nasıl diyebiliriz? Daha delili o medlule delalet eden daha delil henüz gelmedi. Muhammed Hoca anlıyorsun. Şimdi bakın. Enzelnahu'daki delil nedir? Kur'an'ın merci olmasının delili. Bir Leyletul Kadir'dir. Bu demirden sonra. Bir de Şehr-i Ramadan'a demirden öncedir. Bakın orada da delilin bir kısmı nerede geldi? Demirden sonra geldi. Ya demirden sonra, demirin merceğine biz delil arıyoruz. Daha delilin bir kısmı demirden sonra gelir. Bunun, bu sona gelen delilin medlülü hükmen mukaddemdir. Nasıl diyebiliriz? Demir geçmiş, daha delilin tamamı gelmemiş. Oldu mu olmadı Muhammed Hoca? Fihi, fihi kıyleye gider. Enne ba'de dalli. لَمَّا تَأَخَّرَ كَيْفَ يُقَالُ اِنَّ الْمَدْلُولَ مُتَقَدِّمٌ زِكْرُهُمْ مَعْنَهُ بَلِ الْمُنَاسَبُ اَنْ يُجْعَلَ مِنَ التَّقَدُّمِ الْحُكْمِيِّ Münasip, takaddüm ve nedendir? Yok, ben yanlış söylemişim. Manevi hükmü değil, hep hükmü telaffuz ettim, manen.
Buradaki mercim hani vakiyle minhu takadümen nedendir? Manevi zaten takadüme zikru lefsen ve inkanen manen lefsen geçmiş, manen geçmiş. Daha hükmen Muhammed Hoca anlıyorsun geçmemiş. Biz onu yanlış telaffuz ediyorduk. O hükmü dediğimiz yerleri siz manayla çevirin. Oldum. Fihane ba'de dalil ama teakhare kefe kal innel medlum mutakadimun zikrun manen. Daha bu medlun dali gelmedi. Medlul manen mukaddemdir nasıl diyebiliriz? O zaman burada merci' manen mukaddemdir demek yanlıştır. Gilen dediği yanlıştır. Peki mukaddem değil midir diyelim. Mukaddem değildir desek de olmaz. O da caiz değil. Ve belil münasebu yahut da belil münasibu en yüc'ale minet tekaddümil hükmiyyi münasib biz bunu tekaddüme hükmiden yapalım. Hükmen geçmiş. Hükme ne olmuş? Geçmiş. Anladınız değil mi? Madem demirin makabli, mabadi, merci'e delalet ediyor. Hükmen geçmemiş. Madem dalı vardır, ha dal makabildir, ha mabadır, ha bir kısım makabil, ha mabad, hükmen geçmiş demektir. Oldu. Bu gibi yerlerde takaddüm-i manevi değil, takaddüm-i hükmü var desek daha münasip. Pek münasip o ki bu gibi yerleri takaddüm-i hükmiden yapalım. Öyle değil mi Muhammed Hoca? Mustanif takaddüm-i hükmiden bahsetmedi. Lefsiden bahsetti. Maneviden manen dedi. Maneviden bahsetti. Hükmiden bahsetmedi. Ve innemâ lem yezkurhûl musannifu. Mustanif takaddüm-i hükmü niye zikretmedi? Lianne fî zikrihi tenâkuden. Hükmünün zikrinde tenakud var. Musannefin kavlunda tenakud oluşuyor. Anlıyorsun Muhammed Hı. Hoca? Hükmünün zikrinde tenakud. Şimdi tenakud, bakın o nasıl diyor. Siz geri dönün. Ev gâibin tekademe zikruhum. Yok. Demirin tarifine geçin. Mâ vudi'e li mütekelmin ev muhatebin. Bakın mütekellim muhatap demirde ne var? Mütekellim muhatap gaibe veder var. Ne var? Veder var. Hükmü demek yoktur bir şey var gibi kabul ediyoruz. Bazı belirtilerle, delillere dayanarak var kabul ediyoruz. Hükmü bu değil midir? Budur. Veder hükmü birbirine terstir. Veder varsa orada bir mağdur lehu olmalıdır, muhakkak olmalıdır. Hükmü deysen demek ki yoktur, var hükmündedir. Bak çelişki oldu. Mesleği anladınız mı? Mesela. Tamam. Niye tenakud var? İz emselü ma zükire fihi. Yani hükmü hakkında söylenilen kavulların en eftali. Emsel ne demek? Eftal. İz emselü ma zükire fihi kavlur radî. Radin ne demiş hükmü hakkında? اَتَّقَدُّمُ الْحُكْمِيُّ İyi dikkat edin. اَنْ يَكُونَ الْمُفَسِّرُ مُؤَخَّرًا لَفْسًا Demirin müfessiri demirin ne? Demirin müfessiri lefsen muakhardır. Muhammed Hoca anlıyorsunuz. اَنْ يَكُونَ الْمُفَسِّرُ muakhiren lefsen. Demir lefsen muakhirdir. Demirin müfessiri lefsen muakhirdir. Rubbehu raculen. İşte bu raculen hükmen mukaddemdir. Hükmünün hakkında kavullar çoktur. En iyisi Şeyh Radin'in neydir? Kavludur. O da takaddüm et hükmü nasıl tefsir etmiş? En yakunel müfessiru muakhiren lefsen demiş. Oldu mu olmadı? Ve leyse hunake ma yahtadi takaddümmehu ala mahalli demiri. Peki,
müfessir rubbehu racülen muahhar oldu. Hele bakalım burada bu gibi yerlerde hükmen mukaddem diyebilir miyiz? Diyor ve leyse hunake en yekunel müfessiru muahharen lefsen bu şehradinin kavlunda yoktur. Ma yaktadi tekaddümmehu ala mahallid demiri. Yani o müfessir demirin mahalline mukaddem olduğuna dair delil eden, delalet eden bir delil yoktur. Ne biliyoruz ki rubbehu hunun merci'i demirden öncedir hükmen. Buna delalet eden bir delil var mı? Hayır. Tek bir şey var. Nedir? İlle zalike demir. Sade demirdir. Rubbehu racülen. Demir midir hu? Evet. Demire merce lazımdır. Evet. Demirin merci'i mukaddem olacak. Evet. O zaman hu delildir ki racül mukaddemdir. Racul nedir? Mukaddemdir. Nasıl delil olur hocam? Demir ya bir merce gayb lazım. Hı hı. Burada bir merce gayb yok. Hı. Bir merce yok. Olsa olsa ne olur? Racul olur. Bu demir. Delildir ki demek bu racul hükmen mukaddemdir. Yoksa merce yoktur. Anlamadınız? Tamam. Racul delalet ediyor ama merciyesi mukaddemdir. Yok yok. Demire bir merci lazım ya. Demir gelmiş, racülden başka merci olacak bir şey yok. De racül de muahherdir. O zaman bu racül delildir ki, hu delildir ki racül hükmen mukaddemdir. Çünkü demire gaibe bir merci en mutakaddim lazımdır. Hu bunu istiyor. Burada da bir merci tek bir merci var. O da racüldür, muahherdir. O zaman hu delalet ediyor ki bu racül hükmen mukaddemdir. Niye? Çünkü hu'nun merciidir. Mukaddem olmasa hükmen lefsen zaten değil, manen değil. Hükmen de olmasa merci olamaz. Bu racülün mukaddem olmanın, hükmen mukaddem olmanın tek bir delili nedir? Demirdir. Oldu mu olmadı? Bakın iz emselumma zükire fihi takaddüme hükmide kavlu radi et takaddümül hükmiyyum en yekunel müfessirü muahheren lefsen ve leyse hunake ma yaktedi takaddümmehu ala mahallil demiri illa zalike damirun. Oldu mu olmadı? Bakın fenakulu innehu bu racul, hani nasıl demir delil ki takaddüme hükmü vardır, şimdi onu beyan ediyor. İnnehu müfessir ve in lem yekun mutakaddimen ala demir la lefsen ve la manen. Lefsen manen her ne kadar mutakaddim değilse illa ennehu fi hükmü mutakaddimi, mutakaddimin hükmündedir. Niye? Nezaren ila ved'i demiril gaibi. Bakın nezeren ila ved'i demiril gaibi. Demir-i gaibin ved'i neyedir? Demir-i gaibin ved'i ma tekaddemeyedir. Ma tekaddeme zikruhiyedir. Öyle değil mi? Burada ma tekaddeme zikruhu lefsen yok. Manen yok. Demir de ma tekaddeme zikruhiye ved olmuş. O zaman demirin tarifi delildir ki buradaki demirin merci olan racul hükmen mukaddemdir. Lefsen değil, manen değil. Hükmen de olmasa merci olamaz. O zaman demirin tarifi delildir ki bu racul hükmen mukaddemdir. Anlaşıldı? İz emselü mazüke fi kavlu radim et tekaddümül hükmiyyum en yekûnel müfessirü muahheren lefsen وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَخْتَدِي تَقَدُّمَّهُ عَلَى مَحَلِّ الدَّمِيرِ اِلَّا ذَٰلِكَ دَمِيرٌ فَنَقُولُ اِنَّهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَقَدِّمًا عَلَى الدَّمِيرِ لَا لَفْسًا وَلَا مَعْنًا اِلَّا اَنَّهُ فِي حُكْمٍ مُتَقَدِّمٍ نَزَنِ اِلَى وَدْعِ دَمِيرِ الْغَائِبِ. سُمَّ قَالَ. Kim devam ediyor? Radi devam ediyor. Daha bitmedi bunun.
Peki fe in kulte fe eyyü şeyin el hamilü lehum ala muhalefetin muktedar ved'i bi teahhiri mufessirhi anhum. Fe eyyü şeyin nedir? El hamilü lehum. Nuhatları hamil ediyor, sürüklüyor. Ala muhalefetin muktedar ved'i demirin ved'inin muktedasının muhalefetine onları sürükleyen nedir? O muhalefetü muhtevvet'i bitte'khiri mufessirihi anhu. Bitte'khiri mufessirihi anhu. Demirin mufessiri, demirden muakher değil mi? Muakher. Demirin mufessiri, demirden te'khir etmek suretiyle demirin ved'inin muhalefeti gerçekleşmiş oluyor. Bakın dikkat edin. Şimdi veda ne istiyor? Ma tekademe zikruhiye. Bak demir ma tekademe zikruhiye ved olmuş. Burada da racul demirin merci'i diyoruz. Ama ne yoktur? Ma tekademe bir merci değildir. Bak demirin vedende merci'in ma tekademesi olması lazım. Anlıyorsunuz değil mi? Nasıl? Ama burada müfessir de muakhardır. Lefsen de muakhar, manan da nedir? Muakhar. Mecbur biz ne deriz? Burada takadüme ne var? Hükmü var. Ama takadüme hükmü var ve de bunu istemiyor. Demirin ved'inde mevdu'ullahu ne olmalı? Mevdu'ullahu mutakaddim olmalıdır. Ona ved olmuş. Burada o yoktur. Bakın fe in kulte fe eyyü şeyin el hamilü lehum ala muhalefetin muhtedar ved'i bi te'khiri mufessiri anhu. Bizde fe eyyü şeyin demiş. Fe eyyü şeyin yok yok. Fe eyyü şeyin o yanlıştır. Yani sebep ne? Mesela deseydi rubbehu racülen. Niye burada racülü te'khir ediyoruz? Fayda hikmet nedir? Bak demirin ved'ine de testtir. Demirin ved'i matakademedir. Niye biz ne ediyoruz? Biz burada diyoruz merci, müfessir, muakherdir. Niye bunu diyoruz? Bununla demirin ved'ine muhalefet etmiş oluyoruz. Bunun sebebi ne? Kultu, sebebi, kastu, tefhimi ve tazimi ila ahiri. Radide ibare devam ediyor. Tefhim ve tazimin kastidir. Anlaşıldı değil mi? Racul muakhar müfessir olunca rubbehu hu nedir? Bak önce mübhem zikir edildi. Sonra racülen tefsir edildi. Mübhem bir şey mübhem zikir edilirse sonra tefsir edilirse hem muhatabın zihninde daha iyi oturur hem orada bahsi geçenin tazimi ve tefhimi ortaya çıkıyor. Önceki ennehu bilinmeyen bir şeydir. Mübhem olarak zikrediliyor. Sonra ne yapılıyor? Tefsili yapılıyor. Ha bunun hikmeti kastu tefhim tazimdir. Fe zahere min haza enne demirel gâibi fi tekaddumil hukmiyi mecazun. Bundan ortaya çıktı ki demir-i gâib tekaddumil hukmide mecazidir. Niye? Mecaz mavudi allahunun gayrisine kullanılandır. Demir de mavudiyen lehusuna kullanılmamış. Demirin mavudiyen lehusu nedir? Ma tekademe lefsen ev manen. Bir yerde merci lefsen geçmişse o mavudiyen lehusunda kullanılmış. Bir yerde merci manen geçmiş ise o mavudiyen lehusunda ne olmuş? Kullanılmış. Anlıyorsun Murat? Ama bir yerde ma tekademe hükmüye kullanılmış ise bu mavudiyen lehusuna girmiyor. Bu mecazdır. Nedir? Mecaz. Bildiniz değil mi? Kultu kasut tefhim ve tazim ilahiri fe zahre min hazene demir el gaybi fi tekademil hükmüyi mecazun. Fe in kulte heb aşağıda diyor heb mana naam heb bir daha yani ihsib sen hesap et. O manada daha biz çok kullanıyoruz. Fe in kulte hep yani sen farz et yani.
ifrit, farz et ki ennehu şenhal la yecüzü zikruhu fi tarifi. Tamam, farz edelim ki hükmünün tarifte zikri caiz değildir. Ne caiz değil? Hükmünün tarifte zikri caiz değil. Tamam, bunu farz edelim. Ama niye? Çünkü demirin vedana aykırıdır. Peki fehellehu veşun fi nefsihi. Kendi nefsinde hükmünün tekadümü, hükmünün zikrine bir vece, bir gereçe var mı yok mu? Fe in kulte heb ennehu la yecudu zikruhu fi tarifi. Farz edelim ki tarifte zikri caiz değildir. Fehellehu veşun fi nefsihi. Kendi nefsinde katun nazar ki demirin tarifinin alanıdır. Tarif bu şekildir. Hükmü tarif birbirine terstir. Ondan nazarımızı kat ederek takaddümü hükmü kendi nefsine sahih mi değil mi? Diyor eğer sen böyle dersen kultu la budde min takdimi mukaddimetin. Bu sualın cevabında bir mukaddimeyi takdim etmek. Önce bir mukaddime zikretmek lazım. Nedir? Mukaddime budur. Ennel hükme ye'ti li ma'neyeyni. Biz bu sahile deriz ki hükmün iki manası var. Bir el eseri sabiti li şeyi. Bir şeye sabit olan eser. Diyelim hırsızlığın hükmü nedir? El kesmektir. Çünkü el kesmek hırsızlığa ne ediyor? Tereddüt ediyor. Kadına el değmenin eseri nedir? Abdestin kırılmasıdır şafilere göre. Kanın çıkmasının eseri nedir? Naktul vududur hanifilere göre. Herhangi bir fiile tereddüt eden eseren ne deniliyor? Hüküm deniliyor. Hükmün birinci manası budur. Minhu kavluhum, bakın diyor, hukmu şeyin yaqibuhu ve şartuhu yesbiku. Bakın ne güzel söylüyor. Bir şeyin hükmü ondan sonra gelir. Bir şeyin hükmü, hani hüküm eserde dedik ya, bir şeyin eseri kendisinden sonra gelmiyor mu? Bir şeyin hükmü kendisinden sonra gelir. El kesmek hırsızlıktan sonra gelir. Ama o şartı bir şeyin şartı diyelim abdestin şartı şey namazın şartı nedir? Abdesttir. O yesbihuhu. O kendisinden öncedir. Bir şeyin hükmü kendisinden sonradır. Şartı kendisinden öncedir. Hükmün birinci manası budur. Bir daha ve mesteril hakimi. Hakim nedir? Hüküm yapan kişi. Bunun mesleği nedir? Hükümdür. İşte hüküm, hakimin mesleği olan. Hüküm etmek. Mesela, kavluhum, el-mustettiru fi hükmil melfuzi. Mustettir demir, idribin içindeki ente, melfuz isim hükmündedir. Ne demek? Manahu, en-nuhatu yahkumuna bi melfuziyyetihi. Nuhat, demir-i müstetirin melfuz olduğuna dair hükmediyorlar. Diyorlar, demir-i müstetir melfuzdur. Ama melfuzdur demek hükmen melfuzdur. Bu şekil hükmediyorlar. Bak hakimin mesleği. Hükmediyorlar. Diyorlar ki müstetir demir melfuzdur. Onun için melfuz-i hükmidir. Niye? Çünkü nuhatlar onun melfuziyetiyle hükmediyorlar. Mesela kavluhum el mustetiru fi hukmil melfuzi. Mustetir melfuz hükmündedir. Ma'nahu en nuhatu yahkumuna bi melfuziyyeti li vücudi asarihi fi. Oldu mu olmadı? Tamam. Diyorlar demir-i mustetir melfuz hükmündedir. Niye? Çünkü melfuzun eserleri müstetirde var. Nedir? Min kevni fa'ilen derebe zeydun zeyd fa'il değil mi? İdrib'deki ente de fa'il. Ve muekeden
Caiz Zeydun Zeydun, caiz Zeydun nefsuhu muekked olmuyor mu? Oluyor. İdrib ente. Bak müstetir demir de ente ile muekked oluyor. Ve ma'tufen aleyhi uskun ente ve zevcuke. Vav zevcuke'yi müstetir enteye atfediyor. Bak ma'tufu aleyhi oldu. Nasıl caini zeynu ve amrun zahar melfuz ma'tufu aleyhi oluyorsa. Ha peki burada neyle hükmediyorlar? Hani demir, demirin merci'i hükmen mukaddemdir diyoruz ya. Tamam. Hüküm, hakimin meselesi, hüküm etmek. Birkaç örnek getirdiler. Burada takaddumu demir hükmüdür. Neyle hükmetmişler? Bak burada hükmetmişler ki müstetir melfuzdur. Müstetirin melfuziyetiyle hükmetmişler. Burada neyle hükmediyorlar? Ve havuna yahkumuna bi ennel müfessirel müekere rubbehu racülen. O müfessir, müfessire müekere mukaddemun diyorlar, mukaddemdir. Nasıl müstetir melfuzdur nuhatlar diyorlar ise, burada da nuhatlar ne diyorlar? Diyorlar o racülen mukaddemdir. Sebep li vücudi eserihi. Li vücudi eserihi. Niye mukaddemdir? Çünkü eseri vardır. Takaddumun neyi var? Eseri var. Nedir? Ve o sıhhatu zikri demiri. Rubbehu. Orada demirin zikri sahih mi? Evet. Bu neyin eseridir? Bu raculun muakhir olmanın eseridir. Raculun mukaddem olmasının eseridir. Eğer racul mukaddem olmamış olsaydı, raculun takaddümüyle hüküm etmemiş olsaydılar, rubbehu sahih olmazdı. Burada racülen hükmen, racülenin takaddümüyle hükmetmişler. Delil ne? Delil bunun eseri vardır. Eseri nedir? Demirin sahih olmasıdır. Burada rubbehu'nun demirin getirmesinin sahih olması, bu burada neyin? Zikru demirin sıhhatinin, zikru demirinin sıhhatinin neyidir? Zikru demirinin sıhhatinin, yok. Demirin burada sahih olması, bu raculun mukaddem olmasının eseridir. Eseri varsa demek ki takaddüm vardır. Takaddümle hüküm etmek vardır. Oldu mu olmadı? Pek buna göre ve hazen mebnun ala kevni mecazen. Takaddüm hükmi, buna demirin kullanılması, bu mebnun ala kevni mecazen. Bu demirin burada mecaz olmasının neyidir? Delilidir. Bir mebnidir. Buna mebnidir. Çünkü demirin vedi neyedir? Li gâib, li mütekelmin, li muhatebin, li gâibin. Demir buna ne olmuş? Ved olmuş. Tamam. Gâibe mütekeddime lefsen ved olmuş. Gâibe mütekeddime manaya ved olmuş. Ama rubbehu racülen mercenin takaddümüyle ne etmişler? Bir eserdir, hükmetmişler. Buna demirin itlak edilmesi, istimal edilmesi bu mecazidir. Ya muşabihettir, ya istiaredir. Şey, ya mecazi murseldir, ya muşabihet neticesinden nedir? İstiaredir. Bu hazen mebnun ala kevnihi. Yani ala kevni istimali demiri fi takaddümül hükmiyi mecazi. Olsun mecaz mecaz. Ve huve fi gayetil bu'di. Bu da son derece nedir? Mecaz olması son derece uzaktır. İnsaf dişidir. Öyle değil mi? Niye? Çünkü tariflere mecaz girmiyor. Tarifler çok şeylerden arındırılmalıdır. Onlardan biri mecazın girmemesidir. Ve eyden ikinci bir ihtiras. Bakın. Ve haza mebnun ala kevni. Mecazın ve hufi gadil bu adı. Bir,
Ve eyden ikinci bir ihtirazı. La yelzemu fil mecazen. Dedi ki bu takaddüm-i takdiride demirin istimali mecazı dedik. Mecaza lazım değildir. El ittihadu fil levazmi. Mecazda levazımları muttahid olur. Böyle bir şart yoktur. Anlıyorsunuz değil mi? Velel müşabehetu. Müşabehet de şart değildir. Femin eyne yelzemul hukmu bitakaddumi. Femin eyne yelzemul hukmu bitakaddumi. Anlıyorsunuz değil mi? Bakın, وَلَا يَلْزِمُ فِي الْمَجَازِ الْاِتْحَادُ فِي الْلَوَازِمِ. Levazimilerde ittihad ne değildir? Şart değildir. Bu eğer mecaz-ı mursel olursa. وَلَا الْمُشَابَهَةُ Müşabehete şart değil. Bu eğer ne olursa? İstiare olursa. O zaman فَمِنْ اَيْنَ يَلْزَمُ الْحُكُمْ بِالْتَقَدُّمِ. Yani tamam, lavazımlarda ittihad, hani demin hani müstetire melfuz falan dedik ya, niye öyle diyorduk? Çünkü lavazımları aynıdır. Diyelim, nasıl onun bir delili varsa, diyelim müfessirin sihatü demir, o da bir nedir? Bir eserdir diyorduk. Yani lavazımları aynı yapmaya çalışıyorduk, öyle değil mi? Ya diyor, bir kere mecazdan lavazımlarda ittihad şart değil. Mecazlarda ittihad, lavazımları farklı olabilir. Bu eğer mecazi mursel olursa, eğer istiare olursa, müşabihet şart değil. Ne değil? Müşabihet şart değil. Peki min eyne yelzemul hukum bitakaddumi? Yani tamam, bu ona benzedi. Lazımı aynı mı olmalıdır? Hayır. Bu birebir onun müşabihidir. Bunu da diyemeyiz. Peki niye diyoruz buradaki takaddumla hükmü deriz? Bakalım burada. Bakın burada diyor gaye el-ithadu fil-levazimi kulliha. Hah, bakın bu oldu. Yani ithadu fil-levazim mecbur olur. Gaye bütün levazimlerde ittihad olması şart değil. Bu eğer mecaz-ı mursel olursa. Yani mecaz-ı murselin bütün levazimleri aynı olur, şart değil. Diyor velel müşabehetu fiha. Müşabehet de ne değildir? O levazımlarda müşabehet de şart değil. Lev istiarete. Oldu. Bel yekfil ittihadu ev müşabedu fi badiha. Yani mecaz için birlesi mecazen bir yere kullanılması için bir kısım levazımları aynı olsa kafidir. Bütün efradların lavazımlara aynı olacak diye bir şart yok. Bir de müşabehet, bütün lavazımlarda müşabehet şart değil. Yani istiare için müşabehet lavazımların bir kısmında olması nedir? Kafidir. Peki madem bütün lavazımlarda ittihad, müşabehet şart değil. Biz فَمِنْ اَيْنَ يَلْزَمُ الْحُكْمُ بِتَقَدُّمِ. Bak bu da o lavazımlardan biridir. El-hukmü bit-takaddumi lavazımlardan biri değil mi? Evet. Biz bununla nasıl hükmediyoruz? İthade fi cemi'i lavazım şart değil. Müşabete fi cemi'i lavazım şart değil.
O zaman hükme bir takaddümde el hükmü bir takaddüm, yani demirin mercinin takaddümle hükmetmek, bu nasıl lazım gelir? Belki bu ittihadın olmadığı lavazımlardandır. Belki müşabehetin olmadığı lavazımlardandır. Yani ne demek istediğini anlamadınız tabii. Biraz başta biz karıştırdık. Hani biz ne dedik? Mecazdır. Öyle değil mi? Mecaz ne demek? Ya mecazi mursel ya istiare. Kendi mecazi mursel olursa el hükmü bi takaddümü ortaya çıkar. Veyahut da müşabet olursa el hükmü bi takaddümü. Ya belki ithade fi cemi'i lavazım şart değil. Belki el hükmü bi takaddümde ittihad olmayabilir. Veyahut da müşabet bazı lavazımlarda var, bazılarda yok. Belki el-hukm mütekaddümünden ne yok, müşabet olmayan bilir. Biz bunu neden çıkartıyoruz? Ha, eğer hepsinde ittihad şart olmuş olsa diye veya hepsinde müşabet şart olmuş olsa diye biz dedik hukm-ı mütekaddüm lazım gelir. Niye? Bu da lavazımlardan biridir. Ama bütün lavazımlarda ittihad şart değil. Bütün lavazımlardan müşabet şart değil. Belki el-hukm-ı mütekaddümü İtihadın olmadığı bir lazımdır. Müşabehetin olmadığı bir lazımdır. Eğer ithade fil levazım ne olmuş olsa diyeyim, eğer mecazda bütün levazımlarda ithad şart olmuş olsa diyeyim veyahut da bütün mecazlarda müşabehet şart olmuş olsa diyeyim, hükmü bir takadüm de buna girerdi. Çünkü dışarıda bir fert kalamaz. Ama umum olmadığı için belki bu hariçtir. O zaman bunun hükmü nereden, bunun lüzumu nereden ortaya çıkar? Bu hariç derken gaib samiyle kastetik. Takaddüme gaib dediğimiz, müfessir dediğimiz, belki bu ona girmeyebilir. O takaddüme hükmü dediğimiz şey, belki onunla hükmü edilmeyebilir. Orada takaddüme hükmü lazım olmayabilir. Niye? Evet, efrad levazımlardan biridir. Belki orada ittihad yok. Belki orada müşabihet, bu ferde müşabihet yok. Mecazın bütün efradlarında, bütün levazımlarında ittihad olacak veya müşabihet olacak, öyle bir mecburiyet yoktur. Olsaydı hiçbir fert hariç olmazdı. O zaman hükmü bir takadüm de buna girerdi. Yani olsaydı diğer zamirler için de mi aynı şeyi konuşmak yok, lazım? Yok, o değil. Diyelim mecaz nerede bu söylediğimiz varsa bunun benzerinde kullanılır. Hani mecazen, diyelim Esed örnek, racül-i şuca'a kullanılır. Orada hangi racül-i şuca'da ne varsa, yok, bütün racül-i şuca'da cüret var, Esed ona ne yapılıyor? Kullanılıyor. Ama diyelim bu eşi şebe, Esed'in racül'e kullanılması, bu eşi şebe öyle bir şey olsaydı ki, bazı racüllerde o vecih olmayabilirdi. Hı hı. O zaman Esed'in bütün racüllerde mecaz olmasıyla hükmedemezdi. Niye? Çünkü veç-i şebeh bazılarda olmayabilir. Burada da diyor ithade fil levazım veyahut da müşabehet, bütün levazımlarda müşabehet, bu şart değil. Şart olmayınca takadüm, hükme bir takadüm burada olabilir, olmaya da bilir. Onu kat'i olarak o da girdi, bu onu da kapsadı diyemeyiz. Anlaşıldı değil mi? Bakın biraz karıştırdık. Olmadıysa yarın bir daha bakalım. Aşağıda diyor فَمِنْ اَيْنَ يَلْزِمُ الْحُكُمْ بِتَقَدُمِ زِكْرِيِّ اِسْتِدْلَالٍ بِسْسِحَةِ الزِّكْرِ لِجَوَازِ كَوْنِ تَقَدُمِ زِكْرِ شَرْتًا لِسْسِحَةِ الزِّكْرِ فِلْحَقِ دُونَ الْمَجَازِ. Bakın şimdi demin ne dedik? لِوُجُودِ اَسَرِهِ dedik. De, müfessirin takadümüyle ne yapılıyor? Hüküm ediliyor. Niye? Eseri vardır. Bak deli nedir? Eseri vardır. Eseri nedir? Sıhhatü zikri demirdir. Sıhhatü ne? Zikru demir. Ya diyor bu sıhhatü zikru demir, sizde o haşi yok değil mi? O zaman dinleyin. Ha. فَمِنْ اَنْ يَرْزِمُ الْحُكُمْ تَقَدُمِ الزِّكْرِيِّ اِسْتِدْلَالًا بِسْسِحَةِ الزِّكْرِ.
Şimdi biz diyor demirin zikri burada nedir? Rubbehu raculen. Demirin zikri burada nedir? Sahih der. Bu eserdir. O zaman bu delildir ki müfessire tekadüm vardır. Demir'in burada zikrinin sıhhati delildir ki racülün tekadümü var. Bak delil budur. E diyor bu olmuyor. Niye? Cevaz-ı kevni tekadümü zikri şarttan sıhhati zikri fil hakiki dönel mecazi. Hani dedi ya bütün levazımlarda ithab ve müşabet şart değil. Belki o sıhhatu zikir tekadüm-i hakiki için şarttır. Belki mecazi için bu şart yoktur. Yani Zeydun darabtuhu hu'nun Zeyd'in zikri sahih mi? Evet. Bu delildir ki yok. Zeydun darabtuhu hu'nun zikri sahih mi? Sahih. Hu burada darabtuhu zikredilmiyor mu? Ediliyor. Burada hu'nun zikri sahidir. Bu delildir ki Zeyd veya racül ne ise takadumu vardır. Bak takadumu hakikide sihatu demir takadumun delilidir. Ama rubbehu racülen rubbehu racülen buradaki hu'nun sihati racüle tekaddüm hükmü vardır. Bu ona delil olmayabilir. Belki sihat sihatu zikir hakikide şarttır. Hükmüde bu şart olmayabilir. Onun için dedi levazımlarda ittihad yani bütün levazımlarda bu olur. Veyahut da bütün levazımlarda müşabihet olur. Bu şart değildir. Belki bu sihatu zikri demir biz diyoruz bu neyin delilidir? Takaddümün delilidir. Evet takaddümün delilidir. Takaddüm-i hakikinin delilidir belki. Takaddüm-i hükmünün delili olmaya da bilir. O zaman burada takaddüm-i hükmü var ne biliriz? Bilemeyiz. Ya işte burada delil var. Nedir? Sihatu demir. Sihatu demir takaddüm-i hakikinin delilidir. Takaddüm-i hükmünün delili olmayabilir. Bakın aşağıda diyor فَمِنْ اَنَا يَلْزِمُ الْحُكْمُ تَقَدُّمِ الزِّكْرِي اِسْتِدْلَانًا بِالسِّحَةِ الزِّكْرِي لِجَوَازِ كَوْنِ تَقَدُّمِ الزِّكْرِي شَرْتًا لِسِحَةِ الزِّكْرِي فِي الْحَقِقِيِّ تَقَدُّمِ حَقِقِينَنْ حَقِقِدَ سِحَةُ الزِّكْرِي شَرْتِدِرْ Dunel mecazi, mecazının ney değil? Şartı değil. O zaman burada rubbehu, hu burada sahihdir. O zaman buradaki takaddüm-i hükmü vardır. Bu ona ne değil? Delil olamaz. Niye olamaz? Çünkü o mecazidir. Mecazilerde, levazımlarda ittihat şart değil. Veya hepsinde müşabihet ne değil? Şart değildir. Oldu mu? O zaman netice ne yaptık hocam? Netice ne yaptık? Netice ne ortaya çıktı? Takaddumu zikir hani fe in kulte heb ennehu la yücü zikri fi tarifi fe hellehu vecun fi nefsihi kultu dedi ya iki cevaba binaendir. Biri, ya birinciye göredir ya ikinciye göredir. Birinciye göre o birinciye göre iyi değildir. İkinciye göre ancak cevap verebiliriz. O ikinciye göre verdiğimiz cevap da tam değil. Niye? İkinciye göre verdiğimiz cevap onun mecaz olmasını gerektiriyor. Mecaz olunca da ister mecaz-ı mursel ister istiare onlarda ittihat ne değildir? Şart değildir. Bütün efradları kapsayıcı değildir. O zaman yine ne olmuyor? Takaddüm-i hükmünün girmesi kat'i olmuyor. Ala kulli hal burada ne zikir edilmemelidir? Takaddüm-i hükmü zikir edilmemelidir. Bu onu savunuyor. Yani imtihanül eskiya imam biliyor bunu savunuyor. Oldu. Tabi o da Şeyh Radin'in tarifini emsel, eftel kabul ederek onu baz alarak bu ihtirazlarını yapıyor.
diğerler hükmüyü farklı şekilde man ediyorlar. Onlara göre bir sıkıntı yok. Bildiniz değil mi? Yani o Şeyh Redi'nin meşrebin tarifini baz alarak bu itirazı ne ediyor? Yapıyor. İtirazı da yerindedir. Ama takaddüm hükmü illa Şeyh Redi'ninkini baz almak şart değil. Diğerler takaddüm hükmü farklı man ediyorlar. O rubbehu racüne ve bunu gibiler takaddüm hükmüye girerler. Hiçbir sıkıntı da yoktur. Oldu mu? Cürdü katifetin, bazı yerlerde geçiyor, meşhur biz cürdü katifetin diyoruz. Halbuki cürd aslında yanlıştır. Ahmeru humrun. Bak cürd nedir? Cemedir, manası farklıdır. Burada cürd mufreddir. Eski elbise demek, eski katife demek. Burada cerdü katifetin. Yani bazı yerlerde cürd demeli hareket ediyorlar. Biz de böyle alışmışız, cürdü katifetin diyoruz. Aslında cerdü katifetin. Hani geçenlerde bir dersimize geçti. O zaman da Allah-u Alem cürdü dedik. Buraya söyleyecektim, unuttum, öyle geçti. Hep öyle geçiyoruz. Hep öyle. Cürdü değil, cerdüdür. Yani asıldaki cerdü. Bir yarına bakın, Sümme el-Asufi Demayel İttisalı gördünüz mü? Mevadi vücubi ve cevaz infisali demairi. Oraya kadar bakın, az olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati arabiyyetun hasbi bi enneki mantıki ve